Değerli basın emekçileri, ses. Size bir sorun var galiba. Değerli basın emekçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dün epey yoğun bir toplantı yaptık. Önce parti meclisi toplantımız yapıldı ve bu parti meclisi toplantımızda hem bugüne kadar ilan etmiş, adaylıklarını ilan etmiş olduğumuz yerlerdeki seçim çalışmaları değerlendirildi. Hem de ilan edilmemiş olan yerler konusunda hem Kürt illeri açısından hem Batı açısından değerlendirmeler yapıldı. Genel kararlar alındı ve Merkez Yürütme Kurulu bu kararların detaylandırılması ve uygulanması konusunda yetkilendirildi. Ardından da Merkez Yürütme Kurulumuz uzun bir toplantı yaptı ve bu kararların detaylandırılması konusunda bir takım kararlara vardı. Şimdi bunları sizlerle paylaşacağım. Ama bunları paylaşmadan önce aslında belki çok da duymak istemediğiniz iki konuya değinmek istiyorum. Çünkü bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Duymak istemediğiniz diyorum, basın emekçilerini kastetmiyorum burada. Esas itibariyle iktidarı, yetkilileri, Yüksek Seçim Kurulu'nu, il ve ilçe seçim kurullarını kastediyorum. Mesele seçim ihlalleri ve hileleri meselesidir. Bugün Yüksek Seçim Kurulu'na epey kapsamlı bir itiraz dilekçemiz hazırlandı ve bugün itibariyle verilecek. 11 il ve 35 ilçede biliyorsunuz genel merkezimizin inisiyatifiyle yaklaşık 37 bin seçmenle ilgili itirazda bulunmuştuk. Ve bu 37 bin seçmenle ilgili araştırma yapılmasını ilçe seçim kurullarından talep etmiştik. Usulsüzlük yapılmış olduğunu tespit etmiştik. Ayrıca bu genel merkezin yaptığı itirazların dışında yerellerde de ilçe ve il örgütlerimiz kendi tespit ettikleri usulsüzlükler hakkında da itirazlarda bulundular. Esas itibariyle bu itirazları yaparken bir hanede 50 ve üzerinde ki üzerinde derken bine kadar yaklaşan sayılar söz konusu. Bir hanede bu şekilde usulsüz olarak kayıt edilmiş olan yerlerin araştırılmasını talep etmiştik. Ve bu itirazlarımızın yaklaşık %95'i ilçe seçim kurulları tarafından reddedildi. Şimdi değerli arkadaşlar şunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Türkiye'de artık seçim güvenliği yakın zamana kadar olduğu gibi sadece verilmiş olan oyların sayımı ve tasnifi ile ilgili bir konu olmaktan tamamen çıkmıştır. Evet bu önemlidir. Yani sandık başında seçim güvenliğinin sağlanması, verilmiş olan oyların sandıklardan doğru sayılması ve kayıtlarının doğru alınması elbette ki seçim güvenliğinin çok önemli bir kısmıdır. Ama maalesef Türkiye'de seçim güvenliği dediğimiz zaman artık sadece sandıklar, oy sayımı ve tasnifi ile ilgili konuşmuyoruz. Aynı zamanda öncesinde yani seçimlerin öncesinde kimlerin oy kullanabileceğine dair ve nerede oy kullanabileceklerine dair yapılmış olan bütün düzenlemelerin de seçim güvenliği içinde ele alınması, değerlendirilmesi gerekiyor. Yaşananlar bize bunu gösterdi. Özellikle yerel seçimlerde biliyorsunuz küçük oylar, az sayıda oylar, özellikle küçük yerleşim birimleri açısından baktığımızda, ilçeler ve küçük iller açısından baktığımızda dengeleri değiştirici önemli oylardır. Ve bu oyların belirleyiciliği herkes için çok aşikardır. Çok küçük oy farklarıyla yerel yönetimler kazanılabilir veya kaybedilebilir. Dolayısıyla seçim güvenliği konusunda Türkiye'de çok ciddi bir sorun yaşanmaktadır. Bu konuyu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Biz bugün Yüksek Seçim Kurulu'na yapacağımız başvuruyla birlikte bütün bu ilçe seçim kurullarında yapılmış olan
başvurulara verilen red cevaplarını bir kez daha gündeme getirmiş olacağız. Neden bu konu önemli ve bu konunun birinci dereceden muhatabı kimlerdir? Bu usulsüzlüklerin ve ihlallerin, ona dair birkaç kelime söylemek istiyoruz. Şimdi biliyorsunuz 16 Nisan'da yapılmış olan referandumla o zamana kadar Türkiye'deki bütün seçimlerde var olan bir uygulama değiştirildi. Yani İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanları seçim dönemlerinde tarafsız olmaları olmaları gerektiği nedeniyle değiştirilirlerdi. Ama o referandum sonucunda bu durum ortadan kalktı. Yani aslında şimdi seçim güvenliğiyle ilgili sorumluluğu olan ve seçim güvenliğini sağlamakla görevli olan bir bakanlık, İçişleri Bakanlığı, bir partinin militanı gibi davranan bir kişi tarafından yönetilmektedir. Ve aslında seçim güvenliğini tehdit eden, seçim güvenliğinin yerine getirilmemesini sağlayan bir bakanlık haline dönüşmüştür. Ne yazık ki İçişleri Bakanlığı bu konudaki en önemli aktörlerden bir tanesi bugün İçişleri Bakanlığı'dır. Şimdi yapılan açıklamalara baktığımızda nüfus müdürlüklerine yönelik baskı oluşturan açıklamalara baktığımızda ilçe ve il seçim kurullarına üzerinde siyasi baskı oluşturan açıklamalara baktığımızda bunu çok net olarak görüyoruz. İçişleri Bakanlığı partimizi hedef almaktadır ve partimizi hedef alarak kamu imkanlarını yerel seçimlerde, özellikle il ve ilçelerde, küçük yerleşim birimlerinde partimiz aleyhine kullanan bir bakanlık olarak karşımızda durmaktadır. Bu çok net ve açık bir durumdur. Yaptığımız bütün itirazlarda da buna dair veriler elimizde mevcuttur. Şimdi baktığımızda bu 2-3 tane itiraza ilişkin çok net bilgi vermek istiyorum. Örnek olması açısından dediğim gibi çok yerde 11 il ve 35 ilçeyi kapsayan itirazlar yaptık. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Iğdır'da karşımıza çıkmıştır. Iğdır polis evinde 38 oda vardır ve 374 seçmen kaydedilmiştir. Şimdi bakın, bir misafirhaneye seçmen kaydedilmesi usule uygun değildir. Bir milletvekili bile bir yere kayıt yaptırmak istediğinde o yerde yaşadığına dair fatura göstermek durumundadır. Ama Iğdır'daki polis evine hiçbir belge, bilgi gösterilmeden 374 seçmenin kaydı yapılmıştır. İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itiraza red cevabı verilmiştir ama red cevabından da görülmüştür ki İlçe Seçim Kurulu gidip oraya bir görmemiştir bile. Yerinde tespit yapmamıştır bile. Ve İlçe Seçim Kurulu, örneğin Iğdır'daki örnekte gördüğümüz gibi, usulsüz davranmıştır. Ama sadece bununla sınırlı değildir. Bir başka örnek vardır. Erciş, kapısı zincirli olan ve mühürlü olan bir binaya, onun bir dairesine 76 seçmen kaydı yapılmıştır. Buna dair başvurumuz da Erciş'teki ilçe seçim kurulu tarafından kontrol bile edilmemiş ve reddedilmiştir. O kadar ki yaptıkları red dilekçesinde şunu söylemişlerdir. Biliyorsunuz 4 Ocak 2019'da listeler askıya çıkmıştır. Kendileri yazdıkları gerekçede 10 Ocak tarihinde bu kayıtları yapıldığını tespit ettik demişlerdir. Yani 4 Ocak'ta askıya çıkan listelerin bile farkında değildir aslında Erciş'teki ilçe seçim kurulu. Yüksekova'da yine bir örnek vardır karşımızda. 5000 kişiyle ilgili itirazda bulunduk ve örneğin bir adreste 1108 kişi tespit edilmiştir. İlçe Seçim Kurulu yine Yüksekova'da görevini yapmamıştır ve itirazlarımıza red cevabı vermiştir. Gidip yerinde hiçbir şeyi tespit etmemiştir. Bütün bu örnekleri tek tek sıraladık ve Yüksek Seçim Kurulu'na bugün bir dilekçeyle başvuruyoruz ve Yüksek Seçim Kurulu'nun meseleyi ciddiye almasını bir kez daha talep ediyoruz. Aksi takdirde bu görevini yapmayan il ve ilçe seçim kurulları gibi Yüksek Seçim Kurulu da bu seçimin
adil, demokratik ve şaibesiz bir seçim olması konusunda üzerine düşeni yapmamış olacaktır. Yüksek Seçim Kurulu itiraz edilebilecek son mercidir. Oraya bu itirazımızı yapıyoruz. Eğer ciddiyetle bu itirazlar değerlendirilmezse, biz şimdiden söylemiş olalım, Yüksek Seçim Kurulu bu seçime şaibe düşüren en üst organ olarak tarihe yazılacaktır. İtirazlarımız ciddi itirazlardır. Hepsi belgeli itirazlardır. Laf olsun diye yapılmış itirazlar değildir. Bu itirazların ciddiyetle ele alınması gerekiyor. Bu konuda son derece hassas davranıyoruz. Bu konudaki Siirt örneği en bariz örneklerden bir tanesi olarak geçtiğimiz günlerde de söyledik, açıkladık. Seçmen kaydı silinmiştir Siirt'te. 6000 üzerinde seçmenin kaydı silinmiştir. İtiraz yaptık. İtirazlarımız sonucunda işler iyice yavaşlatıldı ve bu seçmenlerin kaydının tekrar yapılabilmesi için seçmenler gittiler, nüfus müdürlüğünde sıraya girdiler ve çok ağır işletilen bir süreç sonunda sadece bir kısmı kaydını tekrar yaptırabildi. Sorun çözülmedi aslında. O konuda da itirazda bulunduk. Çok bariz bir örnek olduğu için Siirt'i söylüyorum. Ama bu konudaki usulsüzlük de ortadan kaldırılmadı. Biz şunu söylemiyoruz. Bakın, elbette ki görev yerinde olan polis ve askerler, kolluk güçleri oy kullanacaktır. Elbette ki bu onların yurttaşlık hakkıdır. Biz hiç kimsenin oy kullanmasına itiraz eden bir siyasi parti değiliz. Ama öyle durumlar yaratılmaktadır ki, bir tane geçtiğimiz seçimde de bu olmuştur. 24 Haziran seçimlerinde. Örneğin Hozat'ta buna dair elimizde çok fazla belge ve bilgi vardır. Sandık sonuç tutanakları vardır. Biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'nda bunlar yayınlandığı için görünür haldedir. Ve bu örneğin Hozat'ta, Tunceli Hozat'ta bir sandıkla ilgili bir şey söyleyeyim. Sandıktaki seçmen listesinde yazılı olan seçmen sayısı 11'dir. 11 kişi o sandıkta oy kullanacaktır. Peki seçmen listesinde kayıtlı olmayan ve kanun gereği oy kullanan seçmen sayısı kaç olmuştur? Orada 85. Yani polis, kolluk güçleri Hozat'taki bir sandıkta. Bu sadece bir sandıktır. Böyle yüzlerce sandık vardır ve biz o zaman da söylemiştik. 24 Haziran seçimlerinde özellikle kolluk güçleri Kürt illerinde blok ve toplu oy kullanmışlardır ve bunlar bilerek, örgütlenerek taşınmışlardır oraya. Görevleri gereği değil. Aynı şey bu seçimlerde karşımızdadır. Ve birçok yerde kolluk güçleri taşınmışlardır oraya ve 31 Mart günü orada oy kullandırılacaktır bu kolluk güçlerine. Bunların hepsi adil ve eşit bir seçim olmasını engelleyen, seçim sonuçlarını belirlemek isteyen bir anlayışın ürünüdür. Bu anlayışın en tepesinde biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vardır. Neden en tepesinde o vardır? Geçen gün yaptığı konuşmada demiştir ki Tayyip Erdoğan, HDP'den aldık bu belediyeleri ve kayyuma teslim ettik demiştir. Evet, HDP'den aldılar bu belediyeleri, 96 belediyemize el koydular, halkın iradesini gasp ettiler, Ankara'dan atadıkları kayyumlara teslim ettiler. Fakat aradan geçen sürede şu ortaya çıktı. Kayyumlar büyük yolsuzluklar yaptılar, Sayıştay raporlarında ortaya çıktı. Kayyumlar halkın gönlünü fethetmedi, tam tersine halkın değerlerine, halkın kültürüne, halkın ana diline büyük saldırılarda bulundular. Tarihsel ve kültürel değerlerinin isimlerini değiştirdiler. Ahmedi Hani gibi, Orhan Doğan gibi. O sokaklara ya da parklara verilen isimleri değiştirdiler. Kürtçe tabelaları indirdiler. Ana diline yönelik çok ağır bir saldırı gerçekleştirdiler. Ve halkın gönlünü fethetmek yerine tam tersine halkın itirazını, halkın tepkisini, halkın öfkesini topladılar. Ve 24 Haziran seçim sonuçları gösterdi ki o kayyum atanmış olan belediyelerde yapılacak seçimlerde Halkların Demokratik Partisi yeniden bu belediyeleri kazanacak oranda oy almaktadır ve 24 Haziran'da almıştır. İşte bunu gördükleri için
bu hilelere, bu seçmen kaydırmalarına ve seçmen silme işlemlerine başvurdular ve seçim güvenliğini daha 31 Mart gününe gelmeden önce ortadan kaldıran bir faaliyeti özellikle İçişleri Bakanlığı eliyle sürdürdüler ve sürdürmeye de devam ediyorlar. Seçim güvenliği gerçekten son derece ağır bir tehdit altındadır. Bu konuda bütün muhalefet partileriyle önümüzdeki günlerde görüşme yapacağız. En üst düzeyde görüşmeler yapacağız. Mecliste olan muhalefet partilerini kastediyorum. Kendilerine bu belgeleri, bilgileri bir kez daha aktaracağız. Ve bu belge bilgileri aktardıktan sonra özellikle kendi partilerinden olan sandık kurulu üyelerinin ve müşahitlerin bu konularda hassas davranmalarını isteyeceğiz ve seçim güvenliğinin hiç olmazsa öncesinde ortadan kaldırılmış olan seçim güvenliğinin bari 31 Mart günü bir kez daha ortadan kaldırılmaması için herkesin hassas davranması konusunda taleplerimizi net olarak belgeler ve bilgilerle kendilerine bir kez daha ileteceğiz. Mesele dediğim gibi kolluk gücünün, ki bunu da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ifade etti. Bizim itirazımız kolluk güçlerinin, orada görev yapanların oy kullanmasına dair bir itiraz değildir. Bizim itirazımız hileli bir şekilde oraya taşınan kolluk güçlerinin, aslında orada görev yapmayan ama 31 Mart günü oy kullansınlar diye oraya taşınan kolluk güçlerinin oy kullandırılmasınadır itirazımız esas olarak. Bunu bir kez daha vurgulamış olalım. Son derece önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Elbette bu seçimi kendi iktidarlarının bekası olarak değerlendiren bir anlayışla karşı karşıyayız. Yoksa Türkiye'de bir beka sorunu yoktur. Türkiye'de yaşayan halklar, Türkiye toplumu bir beka sorunuyla karşı karşıya değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir beka sorunuyla karşı karşıya değildir. Bir beka sorunuyla karşı karşıya olan bir tek yer vardır. O da Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Onun iktidarıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurduğu ittifaktır beka sorunuyla karşı karşıya olan. Yani bir partinin, iki partinin beka sorunu asla ve asla bu ülkenin ve bu toplumun beka sorunu olarak değerlendirilemez. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Değerli basın emekçileri, bu konuyu vurguladıktan sonra ikinci konuya gelmek istiyorum. Biliyorsunuz daha evvelki yaptığımız çeşitli açıklamalarda da hem benim yaptığım açıklamalarda hem eş genel başkanlarımızın ve parti sözcülerimizin, yetkililerimizin yaptığı açıklamalarda seçim taktiğimizi çok detaylı olarak anlatmıştık. Seçim taktiğimizi iki ayaklı olarak ele aldık. Bunun bir ayağı özellikle kayyum atanmış olan ve kayyum atanmasa da Kürt illeri çerçevesinde kalan alandaki taktiğimizdi. Bu alandaki taktiğimiz bir kayyum atanmış olan yerlerde ve iki kayyum atanmasa da 24 Haziran seçim sonuçlarına göre kazanacağımızı gördüğümüz ilçelerde ve illerde bu seçimleri başarıyla tamamlamak ve daha önceki seçimlerdeki 102 belediyemizin üzerine daha fazlasını da ekleyerek başarılı bir sonuç almaktı. Bu konuda da yaptığımız çalışmaları büyük ölçüde tamamladık. Hem bir taraftan Kürdistani partilerle yaptığımız ittifak sonucunda orada yaşayan insanların, Kürt halkının çok geniş bir kesiminin ittifakını sağlamış olduk. Hem de yaptığımız aday belirleme çalışmalarıyla, halkın adayların seçmesini ve belirlemesi çalışmalarıyla birlikte adaylarımızın önemli bir kısmını da açıkladık ve çalışmalarımızı başlattık. Bu konuda önemli bir sonuca ve başarıya imza atmayı hedefliyoruz. Batı'da ise esas itibariyle seçim taktiğimizi AKP-MHP koalisyonunun iktidar alanını daraltacak ve demokrasi güçlerinin, Türkiye'de demokrasi mücadelesi verenlerin elini güçlendirecek, demokrasi güçlerinin mevzi kazanmasını sağlayacak bir yönde olduğunu daha evvel de açıklamıştık.
Bu konuda çok çeşitli görüşmeler yaptık. Bize gelen, bizi ziyaret eden, bizimle görüşen çok sayıda sivil toplum kuruluşu oldu. Sendikalar, meslek birlikleri, aydınlarla, yazarlarla, kanaat önderleriyle çok sayıda görüşme yaptık. Bunu hem Ankara'da hem İstanbul'da hem çeşitli yerlerde gerçekleştirdik. Ve bu görüşmelerde hem bizim seçim taktiğimizi anlattık hem de onların önerilerini dinledik. Ve bu dinlediğimiz öneriler doğrultusunda değerlendirmeler yaptık. Ve dünkü parti meclisimizde de ve Merkez Yürütme Kurulumuzda da yaptığımız bu değerlendirmeler sonucunda Halkların Demokratik Partisi olarak demokrasi adına, demokratik hak ve özgürlükler adına, Türkiye'de demokrasi mücadelesinin güçlenmesi için, özgürlük ve barış mücadelesinin, adalet mücadelesinin güçlenmesi için kimi yerlerde fedakarlıklar yapma konusunda bir karar aldık. Evet, bir fedakarlık yapıyoruz gerçekten. Ama bu fedakarlığı şu ya da bu parti lehine yapmıyoruz. Bu fedakarlığı Türkiye'deki demokrasi için, demokrasi mücadelesi için yapıyoruz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ve bu fedakarlığın hangi düzeyde olacağını tartıştık, konuştuk. Büyükşehir, il, ilçeler düzeyinde hangi adımlar atılabilir? Bunları konuştuk ve bazı kararlara vardık. Bu vardığımız kararları da peyderpey açıklayacağız. Bu önümüzdeki günlerde her bir aldığımız kararın gereğini yerine getirdikçe bunu da açıklamış olacağız. Birinci önceliğimiz, dediğim gibi, Türkiye'de demokrasi mücadelesi, insan hak ve özgürlükleri mücadelesi, hukukun üstünlüğü mücadelesi, adalet mücadelesi açısından meseleye bakmamızdır. İkinci önemli konu ise temsil meselesidir. Buna şöyle bakıyoruz. İlk defa uzun yıllar sonra Halkların Demokratik Partisi aracılığıyla hem Batı'ya göçmüş olan, çok uzun yıllardır burada yaşayan, 20, 30, 40 yıldır burada yaşayan, Batı'da yaşayan ve Kürdistan coğrafyasının çeşitli illerinden Batı'ya göçmüş olan insanlarımızın temsil edilme imkanı ilk kez doğrudan kendi partileri aracılığıyla temsil edilme imkanı ortaya çıkmıştır. İkincisi, Türkiye'deki demokrasi güçlerinin, bizim bileşenlerimizin, ortak kurumlarımızın ve ittifak güçlerimizin doğrudan Halkların Demokratik Partisi aracılığıyla yerel seçimlerde temsil edilme imkanları ortaya çıkmıştır. Bu hem bir imkandır hem de bir ihtiyaçtır aynı zamanda. Dolayısıyla bunu da değerlendirdik ve bunun çok önemli bir konu olduğunu hep birlikte tespit ettik. Bu çerçevede bazı istisnalar olabilir bazı ilçelerde ve illerde. Bunları da, bu istisnaların neler olduğunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız yaptığımız çalışmalar sonucunda. Ama onun dışında belediye meclislerine büyük şehirlerde ve şehirlerde, yani büyük şehir olmayan yerlerdeki il meclislerine ve belediye meclislerine Halkların Demokratik Partisi'nin logosuyla, adaylarıyla gireceğiz. Ve bu konudaki en yüksek temsil imkanına, özellikle Batı metropollerinde ulaşmak için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz. Ve bu sonuçları da en başarılı şekilde alma mücadelemizi sürdüreceğiz. Dolayısıyla bizim demokrasi, özgürlük, adalet, hukuk açısından bir fedakarlık yaptığımız her yerde de seçmenlerden, belediye meclislerinde ve il meclislerinde Halkların Demokratik Partisi'nin listelerini ve adaylarını desteklemeleri doğrultusunda da çağrımız olacak. Yani bizim fedakarlık yapmamızın karşılığında da kendilerinin de destek olmasını, bize dayanışma göstermesini, bizim elimizi güçlendirmelerini elbette ki talep edeceğiz. Bunun dışında büyük şehirler açısından bugün üç büyük şehrin size ismini vereceğim. Bu üç büyük şehirde Büyükşehir Belediye Başkanlığı için herhangi bir aday göstermeme kararı aldık. Bugün açıklayacağımız üç şehir İstanbul, Adana ve İzmir'dir. Bu üç büyük şehirde Halkların Demokratik Partisi kendi logosuyla, kendi ismiyle bir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı göstermeyecektir. Ve demokrasi güçlerinin, Türkiye'deki sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının,
meslek birliklerinin demokrasi, özgürlük, adalet için mücadele edenlerin işaret ettiği adaylara oylarımızın verilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Onun dışındaki yerler açısından ise önümüzdeki günlerde çalışmalar almış olacak. Hem büyük şehirler açısından hem batı illeri açısından oradaki adaylarımızla birlikte alacağımız diğer kararları da sizlerle paylaşacağız. 31 Ocak günü Dersim'de bir açıklamamız olacak. Orada Dersim devrimci ve demokratik güç birliği oluşturulmuştur. O güç birliğini oluşturmuş olan bileşenlerle birlikte orada bir açıklama yapacağız. Hem Dersim adayımızı hem de Dersim'in ilçelerindeki adaylarımızı hep birlikte orada açıklamış olacağız. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde de diğer illerle ilgili bilgileri sizlerle tek tek paylaşacağız. Bu seçimlerin önemli bir seçim olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Herhangi bir seçim değildir. İktidar koalisyonu AKP-MHP ittifakı bu seçimi bir beka seçimi olarak tarif etmektedir. Biraz evvel de söylediğim gibi biz bu seçimi ne Türkiye devleti açısından ne de toplumu açısından bir beka seçimi olarak görmüyoruz. Ama iktidar için bir beka seçimidir. Dolayısıyla iktidarın egemenlik alanını daraltacak her türlü adımın atılması son derece meşru ve demokratiktir. Kendileri bundan rahatsız oluyorlar. Geçen gün AKP Genel Başkanı bundan duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Halbuki demokrasinin gereğidir. İktidarda olan partiler ya da koalisyonlar karşısında muhalefette olanlar güçlü çıkmaya, iktidar alanını daraltmaya çalışırlar. Ki üstelik Türkiye'deki koalisyon da gerçekten bir şer koalisyondur, bir savaş koalisyondur. Hem Türkiye'nin içinde hem dışında her türlü çatışmayı, savaşı, baskıyı, zulmü, demokrasisizliği, hukuksuzluğu öngören ve uygulayan bir koalisyondur. Dolayısıyla tabii ki bu koalisyon karşısındaki her türlü çaba, her türlü ortak mücadele, her türlü girişim son derece meşru ve demokratiktir bizler açısından. Ve bu konudaki tutumumuzu da bu şekilde sürdürme konusunda kararlıyız ve bu mücadeleye de o şekilde devam edeceğiz. Benim bugün açıklayacağım konular bununla sınırlıdır. Herhangi bir sorunuz varsa o soruları cevaplandırayım. Yoksa dediğim gibi önümüzdeki günlerde yapacağımız yeni açıklamalarla diğer bilgileri de tamamlandıkça sizlerle paylaşacağız. Buyurun. Özgür Yanık, Yol TV. Sarıhan Bey, üç büyük şehirdeki ilçelerle ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklamamız olacak. Mesela İstanbul'da, Esenyurt'ta ciddi bir seçmen de var HDP'yi destekleyen. Bununla ilgili orada bir aday gösterilecek mi ya da CHP'nin adayı desteklenecek mi? İkinci bir sorum da aday göstermediğiniz yerlerde yine CHP'nin adayları desteklenecek mi ya da adaylar konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi sadece İstanbul değil, bu diğer ilçelerle de ilgili yani Adana ve İzmir ilçeleriyle de ilgili çalışmalar sürüyor. Adaylarımızı çeşitli ilçelerle de açıklayacağız. Kimi ilçelerde bizim aday göstermek örgütlülüğümüz ve gücümüz açısından çok gerekli görülmeyebilir. Oralarda nerelerde aday göstermediğimizi de söyleyeceğiz. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Bu sadece bu üç şehir için geçerli değil. Batıdaki diğer iller için de geçerli. Yani Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Akdeniz'de, Ege'de böyle şeyler olabilir. Bunları da açıklayacağız. Ama bazı istisna konuları olabilir yine bu üç büyük şehirde sözünü ettiğim ve bundan sonra da açıklayacağımız yerlerle ilgili istisnalar olabilir. Onları da sizlerle paylaşacağız. Şu anda o çalışmalarımız dediğim gibi devam ediyor ama bugün itibariyle yapacağımız açıklama budur. Yani İstanbul, Adana ve İzmir'de büyükşehir belediyelerinde HDP adayı olmayacaktır. O konuda bir karar alınmıştır. Buyurun. Bu bilgi doğru mu? Buna dair bir stratejiniz olacak mı?
Bu bilgi yani şu anda bizim yaptığımız çalışmalar doğrultusunda doğru değildir. Yani her iki yerde de çalışmalarımız devam ediyor. Onu da önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Özellikle Antep ve Urfa'yı sorduğunuz için söylüyorum. Her ikisinde de bir çalışmamız sürüyor dediğim gibi. Neticelendiğinde o konuda da paylaşımımız olacak. Ama oralarda aday göstermeme gibi bir karar alınmamıştır. Özellikle Antep ve Urfa bizim çok güçlü oylarımızın olduğu iki kenttir. Hem büyük şehirler açısından baktığımızda hem de ilçeler açısından baktığımızda iddiamızın olduğu yerlerdir. Güçlü oylarımızla belediye meclislerinde de temsil edileceğimiz yerlerdir. Dolayısıyla çalışmalarımız o doğrultuda sürüyor. Onu da açıklayacağız önümüzdeki günlerde. Buyurun. Selvan Bey, ilk açıklamanızın ilk başında bir sayı verdiniz. 37 bin seçmenle ilgili itirazda bulunacaksınız. Evet. Bulunduk. Yani yerellerde bu konuda bulunduk. Bugün Yüksek Seçim Kurulu'na da bu itirazı tekrardan yapacağız. Bu 37 bin seçmenin tümü bölgede bahsettiğiniz çeşitlenmiş seçmenler mi? Yoksa evet. Bunun içinde kaydı silinen seçmen de var mı? Hayır, bunlar kaydırılmış seçmenlerdir. Kaydı silinmiş olan seçmenler ayrı bir bahistir. O konuda bir Siirt örneğini onun için verdim. Bir çalışma yaptık. O konuda kaydı silinmiş olanların en fazla Siirt'te olduğu için örneği verdim. Diğer yerlerde de bu çalışmaları yaptık ve o kayıtların gerçekleşebilmesi için de yerellerde adımlar atıldı. Bir kısmı halledildi. Siirt tam olarak halledilemedi. Çünkü uzatmadılar süreyi. İşi orada yavaş götürdüğü için nüfus müdürlüğü kaydı silinmiş olanların hepsinin kaydı tekrardan alınamadı. Ama bu 37 bin yani tam küsuratı da var. 37 bin seçmen için biz genel merkez düzeyinden başvuruda bulunduk, itirazlarımızı yaptık. Tamamı seçmen kaydırmayla ilgilidir. Hayali seçmen olarak da tanımlayabilir misiniz bunları? Yani şöyle, bir kısmı hayalidir, bir kısmı ise o gün oraya götürülecek olan kolluk güçleriyle ilgilidir. Yani orada ikamet etmeyen ya da orada görev sürdürmeyen kişilerle ilgilidir. Usulsüz kayıttır bunların tamamı. İtirazımızı dediğim gibi bugün detaylı bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu'na ileteceğiz. Başka bir soru var mıydı? Buyurun. Efendim şunu soracağım. Az önce gazeteci arkadaşım sordu ama 7 ilden bahsediliyor aslında gazetelerde bugün. Bu saymadıklarınız arasında Ankara ve Mersin'de vardı. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Örneğin CHP'yi destekleyecek misiniz buralarda? Ankara ve Mersin'de çalışma süren illerdendir. Her ikisinde de özellikle Mersin'de bizim çok güçlü bir oyumuz vardır. Mersin'in ilçelerinde de ve Mersin'den iki milletvekili çıkardık biz biliyorsunuz. Ankara'dan bir milletvekili çıkardık. Ankara'da önemli bir seçmen potansiyelimizin olduğu bir yerdir. Her iki yer içinde çalışmalarımız sürdürülüyor. Bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız tutumumuzun ne olduğunu. Tamamlanmamış olduğu için biz şu anda bir açıklama yapmıyoruz. O yani çeşitli yerlerde uzun zamandır çıkan bu tür haberler oluyor. Biz de görüyoruz. Ama yani bizim kararlaştırdığımız ve netleştirdiğimiz konular içinde henüz bunlar değildir. Evet. Başka bir soru var mı? Yok herhalde. Peki çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.